arkadaşlar. Var mı sorunuz? Hocamız maçı değerlendirirse neler söylemek ister? Maçla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Çok net söyleyeyim. Beklentilerin çok altında kaldık. Oyun içine maalesef çok müdahil olamadık. Bu belki hani takım olarak maç öncesinde de söylemiştim. Ritim olarak sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar takımın geneline yansıyacağını çok tahmin etmiyordum. Bu tür müsabakalarda real olarak 8-9 tane oyuncunuzun iyi oynaması lazım. Maalesef bu sayıya ulaşamadık. Takımın genel yapı hüviyetiyle çok bağdaşan bir ortam olmadı. Biz kendi anlayışımıza rakibi hissettirmeye çalışan bir takım. Ama bugün maalesef bundan hiçbirini yapamadık. Bu olayın bir tarafı. İkinci tarafı tabii hakem tarafı. Çok net. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Hakemler hakkında da çok konuşmayı sevmiyorum. Hep onlara da destek olmaya çalışıyorum da. Şimdi biz kötü oynadığımızı kabul ediyoruz. Galatasaray takımımızı da tebrik ediyoruz. Ama oyun 0-0 iken golün başlangıcı faul değilse nasıl bir faul olacak? Bana Arda Hocam anlatsın. Hadi Arda Hocam da görmeyebilir. Oyun akışında olabilir bunlar. Futbolun doğasında var. Ama var denen bir şey var. Orada da Suat Hoca var. Suat Hoca nasıl görmez? Buna faul, bu faul olmazsa başka nasıl bir faul olur? Bana anlatırsalar sevinirim. Ben de 35-40 yıldır futbolun içerisindeyim. Bana faulün nasıl olduğunu anlatırsalar bu akşam itibariyle mutlu olurum. Penaltı pozisyonunda da yani attığımız penaltıda da hocanın gözü önünde var olmasa penaltı da gitti. Yani hata olacak insanlar için ama bu kadar bariz hata olunca bu sefer niyetler farklı bir tarafa mı gidiyor diye düşünüyorsunuz. Biz kendi içimizde kötü oynadığımızı zaten bunu kabul ediyoruz. Ama ben kötü oynarken de oyunu tutmuşken de beni 1-0 geriye düşürmek oyunla düşelim biz. Hakemin vereceği ters kararla düşmeyelim. Ondan sonra diyoruz ki niye öyle oluyor, niye böyle oluyor, niye Türk futbolu ileri gitmiyor, niye hakemler konuşuluyor. Biz kendimizi çek ediyoruz kaybettiğimiz zaman. Hakemler de çek edecek ya. Bu kadar yani kolay olmamalı. Lehimize aleyhimize hiç problem değil. Yani kazandığımızda da böyle kazanacaksak biz kazanmayalım zaten. Ama kaybettiğimizde de bunu muhakkak ki kamuoyuyla paylaşmamız lazım. İnsanlar da televizyonlardan seyrediyorlar zaten. Bir de benim tam önümde olan bir hareket. Yani bunu Babel oyun içerisinde de İbo'ya aynı şekilde diyor ki evet diyor, faul diyor. Yani bunu oyuncular kendi arasında konuşurken orta hakem evet ama VAR'daki Suat Hoca'nın hatası daha büyük. Daha büyük. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Biz de evet uzun zamandır 3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün çok ciddi bir şekilde hissettik. Ama lig çok uzun bir maraton. Bunun altından kalkarız. Bunda bir sorun yok. Teşekkür ederim. Varsa sorunu cevaplayayım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu hakemin karar vereceği bir pozisyon. Hakem bunu oynatma inisiyatifini kullanmış. Bu inisiyatifiyle işin oyunu var. Oyunu var. Yani şimdi bu şekilde biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Futbolu faulde adalet arıyorsun. Falcao'ya uzanan elinde adalet aramıyorsun. O zaman VAR adaletli değil. Levent abi bu golü Erzurumspor'a atsaydı aynısını söyler miydin? Burada aynısını şey söyler miydin yani? Benim en büyük özelliğim bu. Aynısını söyler. Buna faul değil diyorsun Babel'in yaptığı. Ya yaka paça sarılıyor. Faul demiyorum bak anlatamadım ya. Faul tabii ki var. Tamam. Ben ya Erman abinin lafını üstüne söyleyecek değiliz yani. Faul de bu pozisyon şöyle tartışıyorum. Bu faulden sonra 5 pozisyon, 6 pozisyon, 7 pozisyon geçiyor. Top oraya gidiyor, buraya gidiyor. Pozisyon gol oluyor. Bu pozisyonun gol olacağını direkt karşısı buraya döndürmek yanlış. Demin bir laf konuştu reklam arasında. İngiltere'de bu faulü çalmazlar. Nelere çalmadıklarını görüyoruz. İngiltere Ligi'nde izliyorum. Çalmazlar. Şimdi bir şey söylüyorum. Buna faulü VAR geldi çağırdı. Niye o zaman şeye çağırmıyorsun Falcao'ya? Galatasaray'ın golcüsü haftaya yok. İkinci pozisyonu göreceksin şimdi. Hayır sen bunu geriye çekti diye evet. Mi şey yapıyorsun? Yani geriye hani çektiler pozisyonu aldılar faul verdi ona mı tepkin biraz? Şimdi neden biliyor musun? Hakem pozisyona hakim. Bak şimdi Erman abi bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Söyle, ama bu yaşanmış bir olay. Bir şeyi tekrar etmezsek insanları doğru anlatamayız. Ben sana Fenerbahçe Galatasaray maçı yönetiyor. Maçın hakemi Erman Toroğlu. Ben de maçı izliyorum. Abi oraya hatırlamaz izleyiciler. Bir dakika şöyle söylüyorum. Aynen. 3 tane rotaryo faul yapıldı. Tamam abi mı? Nasıl hatırlatıyorlar onu? Bir dakika ama bir dakika döndü geldi. VAR der mi sana Erman Hoca o faulü niye vermedi? Ben sana diye. Levent abi. Der mi hocam? O zaman VAR yok abi. Biz yapıyoruz. Hayır bir defa doğru yapmış. Hakem kararı var orada. Evet. Şunu geldiğim nokta bu. Erman abi avantajlı oynatmış.
Herifin balta gibi girer. Ya onu orta olmuş. O Erman Hoca iki programla hem var içinde hem de orta hakem. İkisi bir arada o kadar. Tamam, zeki yetenekli ikisi bir arada o. Hakem bak, burada pozisyona hakim. Hakim o, çok güzel bir şey söyleyeceğim. Levent abi Rotaryo'nun pozisyonunu bak, nasıl hatırladın nasıl ya? Ender. Dinle. Rotaryo'nun pozisyonunda avantaj. Levent en son biri için geldi. Rotaryo'ya bir geçirdi ama cezaların dışında Rotaryo reklam tabelalarına gidiyor. Fakat arkadan atan Tanju'ya bakıyorum ufak ufak geliyor. Lan dedim bu orta yaparsa bu Tanju onu atacak. Görüyorsun onu sahanın içinde. Fakat üçüncü adam Rotaryo'ya infaza geliyor. İşi bitirecek. Fakat Rotaryo uyandı. Topu çıkarttı. Yani ortayı yaptı. Arka altı pasa doğru. Yaptı. O da vurdu. Gitti gol oldu. Sen ondan sonraki enteresan. Mustafa Denizli Galatasaray'ın hocası. Yok ki. AKB'de de iteledik diyor. Fener'i de yendik diyor filan. Hem bana atıyor hem Fener'e atıyor. Yıllar sonra karşılaştım. Lan oğlum ne dedin dedim. Hakemin senin de olduğunu unuttum diyor. Yani Mustafa. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam bu hakemin inisiyatifinde bir hareket. Çok güzel bir şey. Peki bu hakemin inisiyatifindeki bir hareket olarak değerlendirilebilir mi? Dolayısıyla var olmasaydı o yüzden hocam, çağırmamış olabilir mi? Ben şunu söylüyorum abi. Bana birileri çıksın sağa sola oynamadan söylesinler. Çünkü çıkıyorlar televizyonlara bazı ukala tipler. İşte yeni çıkan kararlara göre Ulen Bek böyle dedi yok bilmem ne dedi. İşte bunu dedi yok yeni çıkan kuralda bilmem ne dedi filan. Bırakın abi hikayeyi. Ya doğru dürüst yapın bu yorumculukları ya da çekin gidin. Bak çok net söylüyorum. Ben diyorum ki ya kardeşim bu sene iki tane pozisyon oldu. Buna benzer. Birinde yaptılar birinde yapmadılar. Bu üçüncü pozisyon. Ben diyorum ki hangisi doğru? Bana onu söyleyin ya. Bak hatırladınız mı? Bir maçta uyguladılar. Bir maçta uygulamadılar geriye dönüp. Ne hakemler kestiler. O böyleymiş de bu böyleymiş de işte teyzesinin oğlu halasının kocası filan. La kardeşim hangisi doğru? Söyleyin ne kadar geri gidecek? 3 metre mi? 10 santim mi? 3 kilo mu? Ne kadar abi? Yani yöneticilerin de sağa sola oynuyor saçı başı. Ötekilerin de oynuyor. Gidenin de gelenin de oynuyor. Söyleyin ha bak işte doğru mu? İki maçta uygulandı. Birinde geriye gittiler, iptal ettiler. Birinde geriye gidip verdiler. Fenerbahçe maçında yapılmayan hataydı. E bu da? O maçta yapılan Galatasaray, Kasımpaşa maçında yapılan doğrudur. Ben diyorum ki oyun burada faul çalmadı bir yerde. Bir yerde sakatlar bilmem ne yok. Berat o da yere yatıyor, top alıyor gidiyor. Ben tamam bu ikili mücadele izin tamam da. Bence faul. Çalınması lazım. Tabii. Ama hakem çağırsın. Var. Çünkü sakat pozisyon. Çağırsın, kararı hakem versin. Ya kardeşim gel buraya bak. Gelsin hakem. Yürü git lan desin. Ben devam ediyorum, golü veriyorum. Hop öperim. Çağırmıyorsun. Ve ne yapıyorsun? Yayıncı kuruluş. 5 dakika sonra VAR'da ne vardı biliyor musunuz görüntü? Şu offside anda ekranına değil. Bak. Lan offside olmadığını ben zaten görüyorum. Demek ki onlar da faul olmadığına karar vermişler. Yani bizi hocam yiyorlar anlıyor musun? Bizi yiyorlar. Tamam ben de onu anlıyorum işte. Kim karar veriyor? Orta vermediği kararı VAR'da kabul etmiş. Sen de ona göre de faul görmemiş. Onun için offside'i gösteriyor. Ben de onu anlıyorum işte. Karar vermişler sonunda. VAR'la konuştuğunda VAR'da faul kabul etmemiş. Levent faul abi hiç peki Galatasaray'ın lehine böyle karar olmadı mı? Yani dediğin gibi hakem oynattı. Farz edelim sonra bir aksiyon oldu. Sonra VAR hakemi şey yaptı. Ne o? Hocam Kasımpaşa maçında oldu. Müdahale etti. Sonra Galatasaray'ın lehine döndü. Önce aleyhineydi. Sonra lehine olmadı Kasımpaşa mı? Kasımpaşa maçı daha birkaç hafta Kasımpaşa önce. Tamam işte onlardan oldu bahsediyorum. Ya. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Yani hakem bir şey söyleyeceğim. Buyur hocam. Söyle sonra söyle. Futbolcu. Televizyoncu, futbolcu oynamış ama gazeteci, iyi de takip eden bir adam. Ben de hem top oynadım hem hakemi. Bu pozisyon faul mü? Bizde teknik adamlığımız var hocam. Sen baba var. Bu pozisyon faul mü? Faul. Sence? Foul. Sence? Foul. Sence? Foul. Bence de faul. O zaman hakemler yerlere yapmışlar. Kokudan geçilmiyor. Tamam. Aynen. Affedersiniz. Hem orta maçın hakemi hem de var. Buyur abi. X'de. Bak bir dakika. Şu pozisyonu geri alır mısın hocam? Bir dakika. Şu pozisyonu geri alır mısın? Bak bir dakika. Bir şey göstereceğim. Tamam diyeceksin. Hocam bir geri al. Gel. Oyuncunun girişine bak. Şimdi kalkalım devam edelim. Bak hocam. Bak. Bu sonrası. Bak devam edelim. Evet. Devam edelim. Yavaş yavaş devam edelim. Şimdi seyirci görmüyor tabii bunu da. Tamam görmüyor. Bu kötü ama yani. Biz görüyoruz. Fazla kalmamak lazım. Biz görüyoruz. Seyirci kopuyor. Bak şimdi burada faul şeyde. Oyuncunun bir girişi var bak Erzurumlu oyuncunun. Bak. Düşmeden evvel Babel'e bir girişi var önde. Sakınmasan sakatlanırsın. Bak. Geliyor. Ayağını önüne atıyor. Önüne atıyor bak. Hiç topla ilgisi yok. Bak hocam bak.
Yürü affedersin ya. Ama orada de, sanki bir mesafe avantajı. İyi de mesafe avantajı. Mesafe avantajı. Hocam çabuk oynamadan öyle sen giremezsin. Yok yok. Araya girdi. Levent abi önüne. Levent abi. Vücudunu koyuyor. Babel'le topun arasına vücudunu koyuyor. Girelim abi. Mu temas ettiğin zaman? Ya yok ama mesafe var orada. Ya bence olmaz. Sence olur mu hocam? Babel'e sence olur mu? Babel'e bence de olmaz. Sence Ender? Bana göre Babel'e yapılan ilk hareketi faul çalsa bunlar olmaz. Ya bana göre ama de foul yok. Değil ki. Foul bu değil ki bundan evvelki. İlk başlangıcında.